Blender'da modelinizi en kolay ve hızlı şekilde texture eklemeyi göstereceğim. Tarayıcımızı açalım. Ben sizin için önceden buldum. Bu texture'ı baş kısmı için, bu texture'ı da sap kısmı için kullanacağız. Sağ tarafta bulunan indirme butonlarından istediğini seçebilirsiniz. Ben 4K indirdim. İndirdikten sonra klasöre çıkartabilirsiniz. Programımıza geri dönelim. Yapmamız gereken bu iki modelimizin de UV'sini açmak. Modelimize tıklayalım. Edit moda girelim. A'ya basalım. Ardından U'ya basalım. Biz bugün Smart UV Project kullanacağız. Eyelid Margin değerini bir tane sağa kaydırıyorum. Böylece UV UV'lerin arasında biraz boşluk kalacak. Unwrap diyorum. Obje moduna geri geldim. Baltamı seçiyorum. Edit moda geldim. A'ya bastım. U'ya bastım. Smart UV Project diyorum. Şuradaki değeri kontrol ediyorum. Aynı mı diye ve unwrap diyorum. Obje moduna geri dönebiliriz. UV'lerimizi kontrol edelim. UV editöre geldim. Sap kısmına tıklıyorum. Edit mod dedim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Sıkıntı yok. Obje moduna geri geldim. Baltamızın baş kısmına geliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Sol alttan bir tane bölme daha açıyorum. Shader editöre getirdim. Sap kısmına tıklıyorum. New butonunu tıkladıktan sonra bize Texture penceresini açtı. Principal BSD finüsüne tıklıyorum. Ctrl Shift T dedikten sonra texture'larımın olduğu konuma gideceğim. Dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bir tanesi Blender'ın OpenGL kullanması. Buradaki DirectX ve OpenGL olanlardan doğrusunu seçmemiz gerekiyor. Üzerine geliyorum. Normalin sonunda GL yazıyor bu OpenGL, yani doğru olan. Yanındakine geliyorum. Burada da DirectX yazıyor, yani bizim kullanmayacağımız. Roughness'ı seçiyorum. Displacement'ı seçiyorum. OpenGL'i seçtim. Base Color'ı seçiyorum. Dikkat etmemiz gereken ikinci nokta da eğer bu modelimizi bir oyunda kullanırsak Displacement Map'i kullanmayacağız. Çünkü Displacement Map oyunlarda performans düşüren bir kanal. Biz şu anlık Displacement'ı projeye ekliyoruz. Modelimizdeki texture'ların görünmesi için sağ üstteki Material Preview modunuzu seçtikten sonra modelimizin kaplaması geliyor. Bu şu an bizim gözümüze biraz büyük gelebilir. Birazcık detayını arttırıyoruz. Mapping diye bir node var. Buradaki scale değerlerini biraz arttırabiliriz. Mesela ben 5 yapıyorum. Detaylarımız biraz arttı. Şimdi aynısını baş kısmını yapıyorum. New dedim. Eğer burada herhangi bir texture göremiyorsanız klavyenizde bulunan Home tuşuna basarsanız sizin shader'ınızı ekranınızı odaklayacaktır. Ctrl Shift T yapıyorum. Roughness'ı seçtim. Bu bir metal obje olduğu için metalness değerimiz var. Color'ımızı seçtim. OpenGL'imizi seçiyoruz. Displacement Map'i seçip Principal Texture diyelim. Eğer bu modeli bir oyunda kullanacaksanız Displacement'ı kullanmamanız gerekiyor. Şuradan bağlantısını kestiğimde Displacement olmayan modelimizde görüntüsü bu şekilde.